Hoş geldiniz canlarım. Öyle bir güncelleme ki bu. Bu zamana kadar yayınlanan tüm güncellemeleri bir kenara bırak. Bak 2016'dan beri Ben ile ilgili güncellemelerle ilgili yeniliklerle ilgili çıkmadan önce dahi yenilikleri söylüyorduk ve bu son 6 yılın en güzel incelemesi olacak. Çok bekletti. Önce 1.7.3 çıkacak diye düşünürken 1.8 geldi ve vahşet yenilikler var. Yani oyunu kökten alıp başka bir yere koymuş ve mod indirmeden bile size saatlerce oynatacak oyunu tekrar bırakanlar var. Tekrardan döndürecek bir güncelleme. Bu arada hemen şunu söyleyelim. Her perşembe Twitch'te Kurtlar Varis yayınları olacak. İlk 97 bölümünü izleyeceğiz. O yüzden her perşembe saat 8'de yayınlarımız var ve bu perşembede başlıyor. O kadar çok yenilik var ki Steam sayfasına sığmamış kendi sitelerine taşımışlar güncellemeleri. Hemen tek oyunculuğuyla başlayalım. Sanat alanında 5 Aseray omuz zırhı ki özellikle bir iki tanesinin detayları çok hoşuma gitti ekranları gördüğünüz gibi. 6 yeni Vilandiya omuz zırhı, 6 yeni Aseray miğferi, ki bu aserai miğferleri de altından mükemmel, çok güzel duruyor. 4 yeni aserai vücut zırhı, bir de imparatorluk pelerini yapılmış ağır pelerin adıyla. 4 yeni savaş alanı, 6 da yeni şehir sahnesi eklenmiş, şehirdeki görüntüler değiştirilmiş. Bunlar bir yana size çok fazla heyecanlanacak nokta var ama en çok burada heyecanlanırsınız diye düşünüyorum. Sizi oyuna daha çok çekmek için yeni animasyonlar eklenmiş. Yeni doğan çocuk olduğunda, evlendiğinizde, yaşlılıktan öldüğünüzde veya savaşta öldüğünüzde. Bir krallığa katılınca, krallık kurunca, krallık yıkılınca, klan üyesinin ölümünde veya desteklediğiniz krallığın haritadan silinmesiyle, bağlılık sözü verdiğinizde vesaire vesaire onlarca yeni animasyon eklenmiş. Sizin oyun içinde bıraktığınız etki artık size video olarak geri dönecek ki ben bunları çok seviyorum. Medieval 2'de vardı bu. Medieval de aslında biraz da buradan ısınmıştım. İşte cihat ilan ediliyor veya haçlı seferleri ilan ediliyor ekrana animasyon bir video geliyor. Suikast yapmaya çalıştığınız onun başarılı olup olmadığını o animasyonla anlıyordunuz. Bunlar benim hep ilgimi çekmiştir. Benim ortada bunun yapılması mükemmel olmuş. Ansiklopedideki yerleşim değerleri artık yakınınızdaki, krallığınızdaki veya içinde bir klan üyesinin bulunduğu yerleşim yerleri sınırlı olacak. Yani her bilgiyi alamayacaksınız o kadar kolay. O kadar kolay olmayacak oyun. Warbank'ta olan ama benim orada eklenmemiş bir özellik vardı. Biliyorsunuz bazı yayları at sırtındayken dolduramıyoruz. Bunlar uzun yaylar ve Tatar yayları. Bunun bilgisini de artık bize verecekler hangisini kullanıp kullanmadığını. Oyuncunun ordu yönetimi ekranından ordusunu neden dağıtamadığına dair açıklama eklenmiş. Yani bazı durumlarda ordumuzu dağıtamıyoruz. Bunun neden kaynaklandığını da bize söyleyecekler. Olası savaş durumunda vesaire bunları devre bırakamayacağız. Orduyu bir anda dağıtamayacağız. Liderlik beceri puanınız savaşa katılmadığınız, komuta etmediğiniz savaşlarda gelişmeyecek. Yani otomatik geçtiğinizde bu liderlik puanınıza yansımayacak. Yine serserilik beceriniz de sadece haydut birliklerine karşı ordunuz komuta ettiğinizde artacak. Öyle otomatik geçerek özelliğimizi artıramayacağız bu iki konuda. Ve sefer haritamızda genel bir performans iyileştirilmesi, geliştirilmesi söz konusu ki ben de GeForce Now olmadan oynadığımda orta ayarlarda oynuyordum ve son girdiğimde 1.8'e son girdiğimde gerçekten bir performans yüksekliği hissettim. Normalde güncellemeler beta'dayken sıkıntı çıkardı tam sürme çıkmadan önce. Oturmamış oluyordu ama bu sefer Gerçekten o farkı hissettim. Savaş alanında sefer haritasında zırh animasyonlarında birçok hata düzeltildi. Onları tek tek bahsetmeyeceğiz. Zırhlarımızın işlevi artacak ve artık verdiğimiz paraya değecek. Bu ne demek? Daha ağır saldırılara karşı daha güçlü tepki veriyorlar ama tabii fiyatları da yükselmiş bu yüzden zırhların. Ağır silahların hasarını yaklaşık %10 oranında azaltmışlar. Çivili sopalar artık ağır hasar yerine delici hasar veriyorlar. Fırlatma baltaları da artık kalkanlara karşı ilave hasar verecekler. Yeni bir olay. Savaşlarda takviye oluşturmak için geliştirilmiş bir sistem. Takviyelerimiz artık her zaman savaşın konuşlanma sınırlarının yakınında ortaya çıkacak. İlk birlik dalgası savaşın sefer haritasındaki konumu ve savaş boyutuna göre her zaman ilk yoldan, temel yoldan ortaya çıkacak. Bunlar iki şekilde ortaya çıkabilirmiş. Bir saat yönünün tersine bir de saat yönünde. Ve bu birlikler en güvenli yolu seçerek gelecek. Öyle bir Yapay zeka eklenmiş. Evet kuşatmada kanser bir olaydan kurtulmuşuz. Yapay zeka başka yerlerde açıklar olmasına rağmen sırf kapıyı savunmak için gereksiz sayıda adam yerleştiriyordu. Açıkları gidermiyordu. Surların başındaki adamları engelleyeceklerine kapıda duruyorlardı. Kapının önünde bekliyorlardı. Eğer az sayıda saldırganla kuşatıyorsanız kaleyi. Artık onların yapay zekasında da yenileme var. Zaten az sayıdasınız. Bir de birkaç tane kuşatma makinesini yönetmeye çalışıyorlar. Ama bunun yerine artık en kolay giriş noktası olarak gördükleri tek bir kuşatma silahına ve Gedi'ye odaklanacaklar ve daha kolay gireceksiniz. Yani gücünüzü bir noktada birleştirmiş olacaksınız. Kuşatmada menzilli silahları yönetmek de ayrı bir sıkıntıydı. Çünkü mancını birisi yönetiyor, o öldükten sonra sıkıntıya giriyordunuz. Ama artık o mancınıktaki kullanıcılar ölse bile hemen yapay zeka onun yerine başka birisini oraya gönderecek. Kuşatma ile bir yerleşim eleştirdikten sonra da kuşatan taraflar artık garnizon birliklerini yerleşime eşit olarak transfer edecek. Yani atıyorum 10 tane Lord'la girdiniz oraya. 10 tanesi de eşit sayıda bırakacak birliklerini oraya. Sizin birliğiniz hariç. Sizin isteğinize bağlı yine. Karakter geliştirme sistemine bakalım. Artık karakterlerimizin ve yoldaşımızın yetenek atamalarını arena yöneticisi ...aracılığıyla uygun bir fiyata sıfırlayabiliriz. Yani karakterimizin ve yoldaşımızın özelliklerini sıfırdan kendimiz uyarlayabiliriz. Atıyorum bir tanesi mühendis olacak, bir tanesi iaşeci olacak, bir tanesi asker olacak. Bunu sıfırdan biz atayabiliriz artık yetenek puanlarını. Çocuklarımız artık yetişkinliğe ulaştığında bir kere de değil belli sürelerle beceri ve özellik kazanacak. Bu da çocuklarımızın daha istediğimiz gibi yani çocuk eğitim vardı zaten ama daha da istediğimiz şekilde büyütmemize, geliştirmemize olanak sağlayacak. Savunmadasınız ve saldıran tarafın kuşatma silahlarını yok ettiğinizde de yine beceri deneyimi kazanacaksınız. Klan ve birliklere gelirsek mükemmel bir olay var. Parti lideri öldüyse bir klan partisi için yeni bir parti lideri atayabilirsiniz. Bu da yani size bağlı olan klanları istediğinizi atamak demek tam hakimiyet demek. Yani ...gerçekten lider olduğunuzu, hükümdar olduğunuzu daha da iyi hissedebilirsiniz bu özellikle. Yapay zekada bir gelişme var. Örneğin sefer haritasında gidecekleri yollar konusunda bile yol seçim kararları geliştirilmiş yapay zekanın. Ordulara gelirsek. Evet yapay zekanın gelişiminden bahsettik ama örnekler verelim. Yapay zeka orduları artık birbirlerine yardım etmek için aynı yerleşimi aynı anda hedefleyebilir ve kuşatabilir. Yani bu konuda bir aptallığı vardı yapay zekanın. Siz ordunuza çağırmadığınızda bir birlik kurmadığınızda o sizinle birlikte kuşatmaya doğru gelse bile aynı yolu izlese bile sizi kuşattıktan sonra geri dönüyordu falan. Öyle aptal hareketler yapıyordu. Tarafların tüm aktif savaşları sona ererse ordular kendilerini dağıtacak. Bu da mantıklı. Bununla ilgili bir birkaç tane yenilik vardı zaten burada tam oturmuş. Çünkü savaş bitiyor adam hala dolanmaya devam ediyordu kocaman orduyla. O kocaman ordu beslemek de zor. Ona nüfuz verip onları bir arada tutuyorsunuz falan. Ordular artık bak gerçek çözer. Ordular artık hedef düşman yerleşimine en yakın dost yerleşim yerinin yakınında toplanacak. Ve hedef düşman yerleşimine seyahat süresini de kısaltacak böylece. Yani Balkanlara bir sefer yapılacaksa Edirne'de ordunun toplanması gibi düşünün. Ve bir birlik kuşatıyor ya da baskın yapıyorsa o birliği ordunuza davet etmek artık mümkün olmayacak. Krallıklar ve diplomasiye geldiğimizde oyuncuya tarafların yöneticileri tarafından gönderilecek paralı asker teklifleri getirildi. Yani bize teklif yapacaklar gel karşımıza katıl diye. Ve bu paralı asker teklifleri hükümdarı konuşmadan kabul edilebilir. Ve aynı şekilde vasallık teklifleri de getirecek. Bu sefer bunda hükümdar sizi bu tartışma için davet edecek kendi kalesine. Siz de gideceksiniz bir konuşacaksınız. Vasallık olur mu olmaz mı diye. Yani diplomaside de beklenen güzel özellikler var. Ekonomi ve ticarete gelirsek bu çok geniş. Ama biz biraz kısa tutacağız. Çeşitli ticari malların arz ve talebini ayarlamışlar. Bu konuda derin yenilikler yapmışlar ve yapacaklarını söylüyorlar. Yani bu yeterli değil diyorlar onlarda. Çünkü ticarette insanların yavaşça sıkılmaya başladığını anlamışlar. O yüzden ticaretteki uzun ömürlülüğü arttırmaya yönelik yenilikler var. Kervanlarda ve atölyelerde daha karlı ve daha riskli yatırımlar yapmamıza olanak sağlamışlar. Deve çıktıkları eklenmiş köylere. <laughs> Artık köylerde develer de geliştirilecek. Şu ekonomik yenilikleri birazcık açalım. Şehirlerde ticaret mallarının aşırı stoklanması tüm sorunların anası olarak bakıyorlar. Belli bir yerden sonra oyunun süresi artınca da düşük kar marjları, kervanlar ve atölyelerin sınırlı karlara sahip olması can özelliklerden ya gerçekten öyle atölyede yani atölye alıyorsunuz bir şey yapamıyorsunuz yani paranızı arttıramıyorsunuz bir etkinlik yapamıyorsunuz yani işi kovalayayım uğraşayım desen yok atölye alıyorsun öyle duruyor özetle değişikliklere bakalım atölye üretim hacmi ve verimliliği ayarlanmış çeşitli ticari mallar için değer ayarlanmış Atölye masrafları büyük ölçüde artmış ama artık o atölyeleri daha verimli kullanabiliyorsunuz. Kervanlarda da Yerine göre daha güvenli yerine göre de dibe vurmak yerine risk alıp gelirlerini arttırmaya çalışacaklar. Tüccar olarak daha rahat oynayabilirsiniz. Tüccarlıktan sıkılmayın diye tüccarlar da sizi yönlendiriyorlar ki bence böyle olması gerekiyor. Hani yorumlarda görmüştüm kesinlikle katılıyorum. Haydut olarak da serseri olarak da yaşamalıyız. Belki bir haydut serseri devlete falan kurabiliriz. Aynı şekilde tüccar olarak da çok büyüyebilmeliyiz. Onun öne açılmalı. Yani bu tür detaylar oyunu güzelleştiriyor. Üretmeye gelirsek üretmek zorlaşacak. Bir silah ürettiğinizde artık yalnızca o silah türü için deneyim toplayacağız. Ve kilidi açılmış tüm parçalar yalnızca o silah türü için mevcut olacak. Öyle kolay kolay 2 dakikada demircikten parayı kırma devri artık sona ermiş gibi gözüküyor. Geliştirme parçaların kilidi de artık kademeli olarak açılacak. İlk önce birinci seviye araçlar sonra ikinci seviye derken gerçekten zorlaşacak üretme olayı. Kalelerde ve kasabalarda bir toplantı talep etmek için oyuncunun klanının artık en az 3. seviye olması gerekiyor. Artık tüm yerleşim yerlerindeki mahkumların %10'u zindanların mahkum sınırını aşmasını önlemek için günlük olarak kendi kendine satılacak. Görevlere gelirsek yani neredeyse tüm görevlerin güncellendiğini söyleyebiliriz. Onu oynayarak deneyimleyeceksiniz. Karavana eşlik etmekten sürü teslim görevine kadar, garnizon birliklerine ihtiyaç vardan, lordun bir öğretmene ihtiyacı vara kadar bir sürü Görevde güncelleme var. Bazı görevlerde diyaloglar değiştirilmiş. Bak yine seveceğiniz bir olay. Çünkü diyalogların çok yetersiz geldi söyleniyordu. Bak çok güzel. Bir ulusa desteğinizi taahhüt edip ardından o ulustan ayrılırsanız ana hikayede başarısız. Çok sinir bozucu bir özellik güncellenmiş. Daha fazla bilgi almak için atölye işverenleriyle NPC görüşmeleri iyileştirildi. Yani atölye işverenle konuşuyorsunuz kardeşim nasıl gidiyor falan. İyi gidiyor be usta falan deyip devam ediyor ondan sonra. Yani buradaki görüşmelerin konuşmanın iyileştirilmesi gerçekten önemliydi. Çok oyunculuğa gelirsek cirit ve fırlatma mızrakları için daha arttırılmış isabetlilik oranı var. Bence keyifli olan ve bunun kaldırılması da bence kötü oldu. Yine sevmediğim bir güncelleme. Tur bittikten sonra oyuncular artık başkalarına saldıramıyor. Yani böyle orada bir 4-5 saniye olurdu orada son bir okunu atardım falan. Güzel olurdu. Savaşlarda da emir verirken yani sen buraya git sen buraya git dediğinde ağaç engelliyor sizin emrinizi artık engellemeyecek. Yani ağaç kısmına gönderirseniz bile ona göre zaten şekillenecek. Sinir bozucuydu. Ben bunu Total War'da da çok takıyorum. Yani tepeliklerin, ağaçların olduğu yeri yerleştiremiyorsun. Orayı seçemiyorsun onun yerine seçim o kendi kendine dizilsin orada. Modlama alanında çok güncellem var. Mod yapım üzerine duyurulur. Oraya bir detay bak incelesinler. Taylor sorumunda da bazı sınıflar var. Bunlar gerçek mi değil mi bilmiyorum ama kültüre özel sancakların geleceği söyleniyor. Çok da güzel olur. Yani kuzeyetlere atıyorum tu, Sturgia'lara, kurtlar veya kuzeyetlere de kurtlar gelebilir. Diğerlerini ejderhalar vesaire. Güzel. Başka güncellemelerde bekliyoruz. Kendinize iyi bakın canlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Haydi.